Arkadaşlar Örgü Aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki renkli ve yakalı güzel bir yelek çalışması yaptık. Yeleğimizi yakadan başladık ve artışlarımızı yaparak V'imizi oluşturduk. Daha sonra iki, ikinci rengimize geçerek modelimizi uyguladık. Bir beyaz, bir mor, bir beyaz, bir mor şeklinde dilediğimiz uzunluk gelene kadar yeleğimizi uzattık. Şimdi yeleğimizin ölçüsüne bakmak istiyorum. En üst kısımdan en uç kısma kadar 35 santim. Yeleğimizin kol altından genişliğine bakalım. 26 santim kolumuzun altından genişliği. Yeleğimiz buçuk yaşındaki çocuklarımıza ya da daha e, zayıfsa daha büyük çocuklarımıza da uygun ölçüde. Evet kolay gelsin diyerek hemen yeleğimize başlayalım. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar yeleğimizi örmek için Nako'nun lüks minnoş bebisinin beyazını ve morunu kullanıyorum. Beyaz bildiğimiz kırık değil normal beyazımız. Diğer morumuz ise 100 gram 336 metre renk numarasına bakmak istiyorum. 1036 renk numarasına sahip her ikisi de 100'er gram olan ipimizin beyazıyla robamızı yapmaya başlıyorum. Bu yeleğimizde robamızı 3 numarayla gövde kısmını ise 3,5 numarayla öreceğiz. Robamı örmek için beyaz ipimle başlıyorum. ve Beyaz ipimle yeterli ölçüye ulaştıktan sonra modelimizi koymak için diğer rengimize ve 3,5 numarayla devam edeceğiz. Şimdi 3 numarayla robamızı örmeye başlayalım. Bir tane düğüm atıyorum ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 ve 2. 2 tane zincirimi çektim ve hemen yeleğimin önü için ikinci zincirimi ayracıma takıyorum yeleğimiz V yaka bir yelek olacağı için şöyle tığımın ucundan aşağıya doğru yani V şeklinde genişleyeceği için yukarıdan dar aşağıya doğru artırarak ilerleyeceğiz şimdi kolumuz için olan zincirlerimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane zincirimi çektim ve kolum için olan yere taktım. Şimdi arkamız için 20 tane zincir çekmeye başlayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20. 20 tane zincirimi çektim ve hemen ayracımı takıyorum. Tekrar kolumuz için zincirlerimizi çekmeye başlayalım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 14 tane zincirimi çektim ve 14. işaretimi takıyorum en son önümüz için olağan bölümümüze geldik bakın en son zincirime taktım 1 2 2 zincirle başlamıştık ee, burada geriye dönüşte yapacağımız için 2 zincir daha ilave ediyorum 2 zincirimi çektim elimi tutuyorum 1 ve 2 tığımın başını doluyorum bir geri çekiliyorum 3 ve bir geri çekiliyorum 4 tam bakınız tam başlangıçtaki zincirime gelerek batıyorum İki tane trabzanımı örüyorum ve iki zincir ilavesiyle yeleğimin üstünü örmeye başlıyorum ondan öncesinde şu şekilde bir ölçümünü yapalım ölçümüzü aldım birinci zincirimin oradan tutuyorum 23 santim zincirimizin ölçüsü Trabzanlarımıza başlamıştık. Şimdi trabzanlarımızı zincirimizin üzerine birer birer yerleştirelim. İki tane zincirimi çektim. İki trabzanımdan sonra işaret koyduğum yerden başlayarak kolum için olan bölümümü örmeye başlıyorum. Birer birer zincirlerimin üzerine batıyorum. Ve 14 tane trabzanımı bu şekilde yerleştiriyorum birer birer zincirlerimizin üzerine ikili trabzan şekliyle örelim İpimizin markası hiç önemli değil herhangi bir bebe markası gayet rahatlıkla kullanabiliriz. Ya da sevdiğiniz, ulaştığınız, elinizin altında olan herhangi bir ip olabilir. Sayalım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 ve zincirimize bakınız. ayıracımızı koyduğumuz yere bir tane daha trabzanım zincirimiz var. Trabzanımı oraya ilave ediyorum ve 14 tane zincirimi çekiyorum. Zincirimin üzerine 14. trabzanımı da örüyorum. 1 ve iki tane zincirimi ilave ettim. Ayracımın olduğu yerden itibaren yeleğimizin arkasını örmeye başlıyoruz. Bir saymaya hiç gerek yok. Zincirimizi çekerken zaten düzenli bir şekilde saymıştık. Sadece son çektikten sonra kontrollerimizi yapalım. Yani her bölüm için kontrolümüzü toplu olarak yapabiliriz. Evet birer birer ilerliyorum. Arkamız için çektiğimiz zincirlerimizi birer birer örerek geldim. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 tane trabzanımızı ördüm. 20. trabzanımın üzerinden 2 tane zincirimi çekiyorum ve işaretimi koyduğum yerden itibaren diğer işaret yerine kadar zincirlerimin üzerine batarak ikili trabzanımı örerek 14 tane trabzanımızı yerleştiriyoruz. Birer birer batmaktayız zincirimizin üzerine. Ve yaka bir yelek öreceğiz. Evet, ilerliyorum. 1 tane kaldı. Hemen sayalım. 2 4 6 8 10 12 ve 14. İki tane zincirimi çekiyorum son iki tane zincirim kalıyor onların içerisine de birer birer trabzanları örüyorum 1 ve 2 ve bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz hemen 3 zincir çekerek bırakalım ve şöyle bir bakalım Evet yeleğimiz V yaka bir yelek. V yaka yelek olacağı için 2 tane trabzan önlerimiz için başladık. 2 2. Kollarımız 14 ve arkamız 20 trabzandan oluştu. Kollarımızın karşılıklı bakınız 14 14. Önümüz sadece 2 ve diğer önümüze bakalım. 2. 2 trabzan ve 2 trabzan. Şimdi ikinci sıramıza artışımızı yaparak başlayalım. Artışımızda birinci sıradaki zincir çekerek ördüğümüz yerdeki trabzanımızda kesinlikle artış yapmıyoruz. Ondan sonraki gelen trabzanlarımızın üzerinde buradan düzgünce bir geçiş istiyoruz. O yüzden bu düzgünlüğü bozmamak adına birinci ve diğer tarafta ise sonuncu trabzanımızda asla artış yapmıyoruz. 3 tane zincirimizi çekmiştik. Hemen ikinci trabzanın üzerine bakınız bir tane örme gözümüz var. Oraya giriyorum ve bir trabzanımı örüyorum. Artışlarımın D olacağı için ve de yakadan yapacağım için ikinci trabzanın üzerine bir tane daha batıyorum aynı göze artışımı yapıyorum. V yakamızda artışlarımızın tamamı zincirimizin olduğu yerden yapmıyoruz. Birinci trabzanımıza hiç dokunmuyoruz içten yaparak devam ediyoruz. İlk trabzanımızı aynen devam ettiriyoruz. Son trabzanımızı da aynı şekilde dokunmuyoruz. İçindeki trabzanlar üzerinden artışlarımızı yapıyoruz. Başlangıç ve sondaki trabzanımız her zaman tek olarak kalacak. Artışımızı kesinlikle yapmadan burayı düzgün bir şekilde ayarlayacağız. Artışlar içerideki trabzanlardan olacak. Şimdi her yelekte ya da tığ işin örgülerimizde yakadan roba ördüğümüz yerlerde ya iki ya bir zincir çekerek artışlarımızı yapmaktayız bakınız şimdi bu normal robamızı oluşturan zincir yuvalarımız buradaki zincir yuvamızın içerisine şimdi normal girip artışımızı yapıyoruz bu önden ayrı olarak hemen bir tane trabzanımı örüyorum bir ve iki zincirimi çekip aynı yere bir tane daha trabzanımı örüyorum buradaki yeleğimizin ikinci sıra akış artışını yaptım şimdi devam eden trabzanlarımı birer birer örüyorum iki tane zincirimin olduğu yere kadar birer birer bakınız iki zincirimin olduğu yere gelelim birer birer artışımızı bu noktada da yapalım. Bütün trabzanlarımıza birer birer batıyoruz. Bakınız birer birer batarak ilerleyelim. Şimdi artış yerime birkaç trabzanım kaldı. En son trabzanımı örüyorum. Bakınız en son buradaki görmüş olduğum şu gözün içerisine batıyorum ve kolum için ayırdığım trabzanlarımın tamamını örüyorum. Bir tane sağ tarafına artışımı yaptım. Aradaki trabzanlarımı ördüm. En son trabzanımı da ördükten sonra zincirimin içerisine tığımın başını doluyorum. Bir tane artışımı yapıyorum. Sağından bir artış, solundan bir artış şekliyle aradaki sayımızı 16'ya çıkardık. Yani ikinci sıramızda kolumuz artık 16 olarak devam edecek. Bir tane artış yaptıktan sonra iki zincirimi çekiyorum. Arkamı örmeye başlayacağım. Arkamız için ise hemen sağ tarafına bir tane trabzan artışımı yapıyorum. Yani bu alttaki iki zincirin içerisine bir tane trabzan, iki zincir, bir tane trabzanımı ördüm. Hem kolumuzun artışı hem arka tarafın artışında yaptım ve aradaki bir alt sıradaki örmüş olduğum trabzanlarımın üzerlerine birer birer örerek aradaki trabzanımı kapatalım arkadaki ilmeklerimizi hepsini ördüm trabzanlarımızı Bakınız sağ tarafındaki bir artış yaptıktan sonra birer birer bütün trabzanlarımızı ördüm en son trabzanımızı da ördükten sonra İki tane zincirimizin içerisine artışlarımızı yapma vaktimiz geldi. Bir tane trabzanımı örüyorum. Bu arkamız için olan artışımız oldu. Zincirle bölümümüzü ayırıyorum. İki zincir. Şimdiki yapacağım artış ise kolumdan taraftaki olan artış. Kolumun sağ tarafındaki bir tane trabzan artışını yaptım ve aradan dümdüz bütün trabzanları birer birer diğer artış yerine kadar trabzanlarımı örüyorum Kolumun trabzanlarını artıştan sonra örerek geldim en sondaki trabzanımı yine ördüm 2 zincirim ve buradaki 2 tane trabzanım kaldı 2 zincirimin içerisine şimdi kolumdan taraf olan artışımı yapıyorum bir trabzan araya girip örüyorum 2 tane zincirimi çekip alt sıradaki önümüzde tıpkı başlangıçta olduğu gibi örüyorum sondakine yani ikinci trabzana iki tane trabzan örüyorum bitiş noktasını ise başlangıçta olduğu gibi bir tane olarak bırakıyoruz şöyle bakalım şu şekilde dıştaki tek hemen yanındaki iki tane artışta olacak şimdi tığımın başını dolayıp ilk önce bir artışımı yapıyorum normal artışımı sonrasında trabzanıma giriyorum bir tane örüyorum ve tekrar başını doluyorum aynı yere, aynı yere ikinci trabzanımı örerek bir tane artışımı sağlıyorum ve son zincirlerden döndüğüm trabzanımı örerek ikinci sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Şöyle bakalım. Yaka çalışması çok önemli olduğu için burada yaka çalışmamızın üzerinde biraz daha ağırlıklı durmak istiyorum. Bakınız 2 4 2 taneydi. Bakınız 2 ve 4 2 ve 4 artışımızla birlikte her iki yakamızı da ayarladık. Şimdi 3. sıramıza başlıyoruz. Bitiş yönünde 3 tane zincirimi çekiyorum. 1 2 3 döndürüyorum. Sıradaki bakınız birinci zincirden sonraki ilk gelen trabzanımın üzerine batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Aynı yere bakınız aynı yere ikinci kez artışımı yapıyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Diğer trabzanıma da iki tane trabzanımı örüyorum. Şöyle bakalım. Bir zincirlerden döndüm. Alttaki iki tane trabzanıma birincisine iki ikincisine iki tane trabzanımı ördüm. Ve sonraki alttaki örmüş olduğumuz trabzanımın üzerine batıyorum tek olarak örüyorum ve bir tane zincirin içerisine girerek artışımı yapıp iki tane zincirimi çekiyorum toplamda burada 2 4 6 ve 7 tane trabzanımız oldu altını şöyle görelim İki tanenin birinci zincirden oluşana dokunmadık alttaki ikinin içerisine 2 iki ve 2 olarak ördüm bakınız 2 ve 2 artışlarımızı bu ülkenin üzerinde yaptık tek olarak buradaki trabzanımın üzerine batıp bir tane ördüm ve zincir yuvasının içerisine girip tek artışımı yaptım iki zincirimi çektim tekrar artış yerine giriyorum bir tane artışımı yapıyorum ve aradan birer artış yaparak dümdüz devam ediyorum şimdi kolumuzu örelim artış yerine kadar gelelim kolumun üzerine birer birer trabzanlarımı ördüm bir tane artış sağ tarafından yapmıştım bakın zincirden sonra sadece bir artış yaptım aradaki trabzanlarımı ördüm şimdi en son trabzanımı da ördükten sonra bir tane yuvanın içerisine giriyorum ve artışımı bir tane olarak yapıyorum bir ve iki zincirimi çekiyorum tığımızın başını dolayarak bir artışta arkamız için yapıyoruz ve aradaki trabzanlarımızın tamamını örüyoruz. Herhangi bir işlem yapmadan birer birer aradaki trabzanlarımızı örerek buradaki artış yerimize kadar geliyoruz. Artış yerimizde yine bir tane artışımızı yapıyoruz. Tıpkı buradaki gibi ilerleyerek devam ediyoruz ve buradaki uç noktaya gelince tekrar görüşelim. Yeleğimizin yakasını artırarak e, ilerlemekteyiz. Bakınız birinci, ikinci ve üçüncü sıramızı örmekteyim. Şimdi 3. sıramızı bu kısımda öreceğiz. Diğer bitiş noktasında iki başlatmış olduğumuz e, birinci sıra trabzanımızı artışımızı yaparak 1 2 3 4'e çıkardık. Daha sonrasında 3. sıramızda ise 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane trabzanımıza ulaştık ve görüntümüz bu şekilde oldu. Şimdi bitiş noktasındaki artışlarımızı da sizlerle birlikte yapalım. Aradaki olan bölümleri dümdüz örerek geldim. Şimdi bir tane artışımı da yaptım. 2 zincirimi çekiyorum. Tekrar batarak bir trabzanımı örüyorum. Burası zincirimizin içerisine klasik artışımızı yapıyoruz. Sonrasında artışlarımızı yapacağımız yer birinci yani burada sonuncu Şuradaki artışlarımızın üzerinde artışımızı yapacağız şimdi bakalım bakın bir öncesi yerdeki artışımızın üzerine trabzanımı örüyorum ve bir sonraki trabzanımın üzerine geliyorum bir tane trabzan örüyorum aynı yere batıyorum ikinci bir trabzan örüyorum bakınız ve. Sondan bir önceki trabzanıma bir ördüm. Ve bir tane daha artışımı yapıyorum. En son trabzanımın üzerine ise sadece batıyorum. Bu sıramızda artışımızı yapmıyoruz. Şöyle bakalım. Bir tane artışımızı normal yuvamızın içerisine yaptık. Diğer trabzanımı tekli olarak ördüm. Ve sonrasında iki tane ve iki tane olarak trabzanlarımı ördüm 2 2 ve 1 ve 3 tane zincirimi çekiyorum örgümün yönünü çeviriyorum ve başlıyorum hemen ilk trabzanın üzerine 2 tane trabzanımı örüyorum 1 ve 2 Bakın zincirimizin olduğu sırada yapmıyoruz ilk trabzanın üzerine 2 tane ördüm tığımın başında doluyorum ikinci trabzan üzerine tekrar 2 tane ve diğerlerini tek olarak devam ediyoruz. İki tane birer trabzanın üzerine iki iki arttıktan sonra bakınız iki de dört oldular. Bir tanesine iki diğerine iki. Şimdi diğerleri birer birer örerek ilerliyorum. Bir ve bir bakınız ve bir her bir trabzanımıza bir en sondaki trabzanımı 1 ve zincirimizin artış yerine geliyorum 1. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Bir tane artış kolumdan tarafa yapıyorum ve birer birer trabzanlarımızı örerek ve artışımızı birer birer yaparak bütün sıramızı bu şekilde örerek tamamlıyoruz. Uca kadar geliyoruz. Hepsinde şöyle birer birer artışlarımızı yapalım ve aradaki trabzanlarımızı herhangi bir işlem yapmadan ilerleyelim. Bakınız bir ve bir bir iki tane zincir arada ve diğer uca kadar örerek gelelim. Şurada görüşelim. Evet 1, 2, 3, 4. Dördüncü sıramızın bu ucundayız. Birlikte başlamıştık e, buradaki sağ taraftaki yönünü örmeye. Şimdi sol tarafa kadar geldim. Birer birer de artışlarımızı yaptık ve devam ediyoruz. Bir tane artış yerimin içerisine trabzanımı ördüm. Şimdi iki zincirimi çekerek ilerliyorum. Bir tane artış normal sıramızın artışını yaptık bir trabzanımın üzerine batarak ilerliyorum bir iki bakın hepsini teker teker örüyorum son 3 kalana kadar son üçüncüye baştakine yani en sondakine dokunmadan şu iki tane üzerinde işlemimi yapacağım ve devam ediyorum. Birer birer ördüm. Bakınız hepsini birer birer ördük. Son 3 kaldı. En sona dokunmuyoruz. 2'nin birincisini iki, 2, ikincisine 2 iki tane trabzanım örüyorum. 1 ve aynı yere batıyorum. 2 tekrar diğer trabzana geliyorum. 1 ve bir tane daha örüyorum. 2 ve en sondaki trabzanımı tek olarak örüp tamamlıyorum son ikiyi şu şekilde artırarak örüyoruz ve 1 2 3 diğer sıramıza başlıyoruz diğer sıramızda birinci trabzanımın üzerine batıyorum Bir. ve aynı yere tekrar batıyorum 2 ve sıradaki trabzanımın içerisine giriyorum 1 ve 2 artışlarımı burada tamamlamış oluyorum bakınız son şöyle 3 diyeyim en sona dokunmadan son ikinin üzerinde işlemlerimizi yaparak ilerliyoruz aradaki trabzanlarımızı birer birer örüyoruz daha fazla artışımızı yapmadan normal roba ayrım yerine kadar geliyorum bir tane zincirimin içerisine artışımı yapıp İki tane zincir çekip tekrar atıyorum ve kolum için olan trabzanlarımı sırası ile örüyorum. Artışlarımı yaptıktan sonra kolumu ve birer birer ara artışını arkayı tekrar birer birer ara artışlarını diğer kolumuzu ara artışını ve bu yönde bitiş yönündeki ön cepimizde görüşelim diğer ucu noktaya kadar örerek geldim. Birer birer artışlarımızı yaptık. 1 2 3 4 5 sıramızı ördük. Birazdan 6. sıramıza başlayacağız. 5. sıramızda diğer ucunda ikişer ikişer artışımızı yapmıştık hatırlıyorsanız. Bakınız bu ucumuzda da aynı şekilde son 2 bu en dıştakini saymıyoruz. Son 2'nin üzerine 1 2 iki. iki artışımı yaptım ve yanındakine de iki tane örüyorum dört tane artışımı yapıyorum hemen en son trabzanımı da örüyorum ve bu sıramızı bitirmiş oluyoruz 1 2 3 4 5 şimdi altıncı sıramıza başlıyoruz 1 2 3 Altıncı sıramızda bir tane artışımız olacak. Artık ikişerli ikişerli artışımızı bitiriyoruz. Sadece bir artış yapıyoruz. İlk trabzanımın üzerine geliyorum. Bir tane örüyorum aynı yere ikinci kez trabzanımı örüyorum diğerlerini birer birer örüyorum sadece tek artışımı bu sırada yapıyorum bakınız hepsini artık birer birer örüyorum sadece bir trabzanımı iki olarak örüyorum öbürlerini de birer birer devam ettiriyoruz artış yerime kadar ilerliyorum ve artış yerime geldiğim zaman yine bir tane trabzan iki zincir bir trabzan örüyorum kolumu yine aynı artışlarımızın hepsini yapıyoruz en uç noktada yine birlikte olalım her iki yönde de birer birer artışlarımızı yaparak tamamladık başlangıcımızda ve bitişimizde bakınız en sonu zincir ve trabzan olarak örüyoruz ve bir tanesinde arttık. bundan sonraki sıramızda da yani 1 2 3 4 5, 6, 7. Sıramızda da artışımızı tekli olarak yapacağız. Zincirimi çektim, bakınız. İkinci trabzanımın üzerine bir tane örüyorum. Aynı yere ikinci kez örüyorum ve diğerlerini birer birer örerek sıramın sonuna kadar ilerliyorum. Artışlarımızı yine birer birer yapıyoruz. Birer artışımız, iki tane şu şekilde zincirimiz arada ve sıramızı bu şekilde tamamlayalım. 7. sıramızın da sonuna kadar geldim. Artışımı yine tekli olarak yaptım. Yani tek e, trabzanın üzerine iki defa ördüm ve bu şekilde artışımızı bu sıramızda da tamamladık. Bundan sonraki sıramızda da bu sıramızdaki işlemimizin aynısını tekrar ediyoruz. En son trabzanımı örüyorum. Bakın en sondan bir öncesi çift. 1, 2, 3 zincirimi çekip geriye dönüyorum. Hemen ilk gelen trabzanımı çift olarak örüyorum. 1 ve 2. Bu sıramızdaki artışımızı da yaptık. Hep kenardan yapıyoruz. Bakın en sondakinin bir öncesiyle artışlarımızı devam ettiriyoruz. Ve birer birer trabzanlarımı örerek ilerliyorum. Bir öncesi sıramızda yapmış olduğumuz işlemimizin aynısını yapıyoruz. Tek artışımızı yaptıktan sonra aradaki trabzanlarımı örüyorum. Birer birer artışlarımı yapıp ortaya iki zincirimi çekerek diğer ucu da tamamlıyorum ve bir sonraki sıramızda görüşüyoruz. Şöyle baktığımız zaman bir düzeltip bakalım. Şöyle kollarımızı şu şekilde koyduğumuz zaman şöyle diğer kolumuzu da Bakınız işaretli yerlerinden yani ayrım yerlerinden birleştirdiğimiz zaman V'mizi gayet güzel bir şekilde ilerlediğini görmekteyiz. Ve e, bu şekilde artışımızı da yaptıktan sonra diğer sıramızda görüşelim. Şimdi sıramızı örerek ilerleyelim. Artışlarımızı yaparak robamızı tamamladık. 2, 4, 6, 8. 8 sıra ördük. Şimdi 9. sırama başlıyorum. 9. sıramda herhangi bir şekilde artış yapmıyorum. Kolumun ayrım yerine kadar geliyorum ve buradan diğer kolumuzu birbirine bağlıyoruz. Şimdi bakın her zaman burada artışımızı yapmıştık. Bu kez sadece tek trabzan örüyorum ve diğerine batıyorum. Artış yapmıyorum. Her birisi bir, 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 bir. Bakınız tek tek ilerliyorum. kolumun altına doğru devam ediyorum. Trabzanlarımızı şöyle bakacak olursak ilk defa bu sıramızda bakınız artış yapmadık. Hepsini birer birer battık. Şimdi kol altına doğru ilerleyelim Kol altına kadar ördüm ve artış yerine girdim. Bir tane artışımı yaptım. Bir artışımı yaptıktan sonra zincirimi çekmeye başlıyorum. 1 2 3 4 5 6, 7, 8. 8 tane zincirimi çekiyorum ve kolumu bükerek diğer kolumuzun için bakınız ördüğümüz iki zincirli yere tığımın başını dolayarak geliyorum. Ve bir tane trabzanımı buraya örüyorum. Ve bu şekilde 8 zincirle kolumu genişletmiş oldum. Bir tane trabzanımı ördükten sonra direkt arkadaki trabzanımın üzerine batıyorum ve diğer kolumuza kadar herhangi bir işlem yapmadan yalnızca ikili trabzanlarımızı örerek kol altına kadar geliyorum arkamızı örerek geldim birer birer kolumuzu birleştirdikten sonra ve artış yerine girerek bir tane trabzanımı ördüm tekrar zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 Altı, yedi ve sekiz. Sekiz tane zincirimi örüp şu şekilde kolumu büküyorum. Diğer zincirimi çektiğim yere geliyorum. Tığımın tekrar başını dolayarak iki zincirin olduğu yere bir tane trabzanımı örüyorum. Trabzanımı tamamladıktan sonra önümüzü örmeye başlıyorum. Birer birer ilerliyorum. ve sıramın başına kadar geliyorum. Son trabzanımızı da ördükten sonra bir tane zincir çekip sağlamlaştırıyorum ve makasım yardımıyla robamı ipini koparıyorum ve düğümümüzü şu şekilde atıyoruz. Şöyle bakalım şimdi robamıza. Kollarımızın altı bakınız kol altı Diğer taraftan da şöyle düzelttikten sonra yeleğimizin robası kullanılmaya hazır hale geliyor. Yeleğimin gövde kısmını örmek için 3,5 numaralı tığıma geçtim ve tığıma bir tane morumdan düğüm attım. En kenardaki trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve 1 diyorum. 2 ve 3. 3 tane zincirimi çekiyorum ve ikinci trabzanımın üzerine bir tane daha trabzanımı örüyorum. Tığımın başını dolayarak üçüncü trabzanımın üzerine batarak üçüncü trabzanımı örüyorum. Tığımın başını doluyorum. Herhangi bir zincir çekmeden bir tane trabzan atlıyorum. İkinci sıradaki gelen trabzanın üzerine batıyorum. Bir. Aynı yere 2 Aynı yere 3 tane zincirimi çekiyorum ve bir tane zincirimi çekiyorum hemen 3 trabzanı yapmış olduğum trabzana olduğu yere gelerek 3 tane daha trabzanımı örüyorum 2 ve 3 tığımın başını doluyorum zincir çekmiyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanın üzerine bir tane trabzan örüyorum tekrar zincir çekmiyorum tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanımın olduğu yere geliyorum 1 2 ve 3 3 tane trabzanımı birinci trabzanın batmış olduğum yere batıyorum ve toplamda 3 trabzanım aynı yerde oluyor bir zincirimi çekiyorum 3 tane daha trabzanımı ilave ediyorum 1 2 ve 3 tığımızın başını doluyorum 1 2 3. trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum ve şu şekilde bakıyorum yapmış olduğum işlemimize 3 tane kenar trabzan ördükten sonra 2 trabzan atlıyorum 3. trabzan içine 3 trabzan 1 zincir 3 trabzanımı örüyorum 2 trabzan atlayıp tekrar sıradaki trabzana bir trabzanımı örüyorum 2 trabzan atlayıp 3 trabzan 1 zincir ve 3 trabzanı aynı yere örüyorum ve aynı şekilde 2 trabzan atlayıp 3. trabzanımın üzerine gelerek bir tane trabzanımı örüyorum yine tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum 3. trabzanımın üzerine gelerek 1 2 3 bir tane zincir 3 tane trabzanımı aynı yere örüyorum ve bu şekilde kol altına doğru 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan ve 1 tane trabzan şeklinde kol altına doğru bu kurulum üzerine ilerleyelim Evet tekrar tığımın başını doluyorum 1 atlıyorum 2 atlıyorum hemen kolumuzun altında çekmiş olduğumuz ikinci zincirin içerisine girerek modelimi uygulamaya başlıyorum 3 tane trabzanı aynı yere örüyorum 2 3 bir zincir çekip aynı yere tekrar 3 tane daha trabzanımı örüyorum 2 ve 3 tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. zincirimin içerisine bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum tam arkaya geçeceğim yerdeki zincirimin üzerine gelip batıyorum ve buradaki modelimi uyguluyorum 1 2 3 bir tane zincir tekrar 3 tane trabzanımı aynı yere örüyorum 1 2 ve 3 sırtımıza geçtik sırtımıza geçmeden şöyle öndeki modelimizi görelim 1, 2, 3, 4, 5 tam kol altından da e, arkaya başlayacağımız yere kadar 5 tane modelimizi uyguladık. Şimdi arkaya da aynı şekilde örmeye devam edelim. Tığımın başını doluyorum. 1, 2 atlıyorum. 3. tek trabzanımı örüyorum. Tekrar tığımızın başını dolayalım. 1, 2 atlayalım. 3 tane trabzan. 2, 3. 1 zincir ve aynı yere bakınız aynı yere 3 tane daha trabzanımızı örelim 2 ve 3 tığımın başını doluyorum 1 2 atlıyorum 3. trabzanıma batarak bir tane trabzan örüyorum 1 2 3 bir tane ileri atlamışız hemen belli oluyor bakınız geriliyor ve tığımın başını doluyorum 1 2 3. 3 üç trabzan bir zincir 3 trabzan şeklinde sıramızın başına kadar modelimizi uygulamaya devam edelim sıra başında bu trabzanlarımıza yaklaşırken görüşelim Tam kol altımıza geldik. Zincirimizi çektiğimiz noktaya şöyle bir bakalım diğer kol altımıza. Diğer kol altımızla aynı eşitliği istemekteyiz. Bakınız tam arka kısmına bir tane modelimizi yaptık. Ortada bir tane trabzanımız ve kenarda bir tane daha modelimiz var. Yani toplamda biraz arkaya da olmak üzere bir tane modelimizi buraya koyduk. Önde tam önde olarak bir iki üç tane de modelimizin olması gerekmekte. Evet tam önümüze 3 tane model düşecek şekilde kolumuzu ayarlamamız gerekmekte. Hemen örmeye başlıyorum. 1, 2, 2. zincirimi atlıyorum. 3. zincirimin üzerine geliyorum. 1 tane tekli trabzanımı örüyorum. 1, 2 ve 3'ün üzerindeyim. Tek trabzanımı arada direkt olarak devam edecek trabzanımı ördüm. Bakınız ve diğer tarafa hemen bir tane model yerleştirmem gerekmekte. 1 2 3. trabzanımın üzerine geliyorum. 1 2 3 Bir tane zincir ve aynı yere 3 trabzanımı örüyorum. 1 2 3 Aynı yere batalım. Farklı yere batmayalım. Şöyle bakalım kol altına. Diğer tarafa bakınız şu şekilde geçişimizi yapıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Buradaki boşluğu atlıyorum. Bir ve ikinciye batıyorum. Çünkü buradaki diğer önle aynı olmasını istiyorum. Buradaki bir zincir fazlanın ya da azın herhangi bir şey farkı olmaz. Önemli olan ön tarafın uygun düşmesi. Birinci değil ikinci trabzanımın üzerine gelerek batıyorum. Ve bir tane trabzanımı örüyorum tekrar tığımın başında oluyorum 1 2 atlıyorum 3. gelerek aynen 3 trabzan 1 zincir 3 trabzanımı kuruyorum burada en önemli dikkat etmemiz gereken nokta önlerimizin sayısının eşit olması 3 tane modelimizin bulunması bu kenardaki 3 tane kenar soyunu saymıyoruz yani bu kenar patı olarak devam edecek yerden ayrı 1 2 3 modelimiz ve bakınız şu şekilde bir tane geçişimiz hemen buraya bakalım geçişimiz kol altından sonra ve 3 tane modelimizi yerleştirelim. Kenar patında görüşelim. Evet 3 tane modelimizi koyduk. Bakınız kol altımızdan sonra diğer önümüz gibi aynı ve kenara 3 tane trabzanımızı öreceğiz. Bakın 1, 2, 3. Bir tane trabzanımı atlıyorum. Diğer trabzanımın üzerinden başlıyorum. 1, 2, Üçüncü trabzanımızı çekmek için en son bakınız ipimi bağladım beyaz ipimi ikinci rengimi en son ikinci çekim olarak beyazımla yapıyorum ve üçüncü trabzanımı da beyazla çekerek kapatıyorum. 1, 2, 3 bu yönde 3 tane zincirimi çekip örgümün arkasını çeviriyorum ve ikinci trabzanımı örüyorum ve üçüncü trabzanımı örüyorum. 3 tane trabzanı birer birer üzerlerini ördüm. Zincirimin üzerine zincir olarak bakın trabzan ilk başlangıçlar zincir olarak olmakta. Diğer iki trabzanımı da ördüm. Bu şekilde e, ikinci sıramıza ve ikinci rengimize başlamış olduk. Şimdi ortada görmüş olduğumuz trabzanımızın aralarındaki bir zincirin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum. 2 ve 3 bir tane zincirimi yine çekiyorum aynı yere 3 tane trabzan örerek 1 2 3 örgümüze ve modelimize devam ediyoruz tığımın başını doluyorum aradaki trabzanımın üzerine bir tane batıyorum tam tepe noktasına batarak örüyorum tığımın başını doluyorum 3 trabzanımızın arasındaki bir zincirin içerisine aynen buradaki gibi 3 trabzan bir zincir 3 trabzan kurulumunu beyaz rengimle yeniliyorum 1 2 3 bir zincirimi çekiyorum aynı yere 1 2 ve 3 bu şekilde batıyorum tekrar aradaki bir zincirimizin içerisine girerek bir tane yani bir trabzanımızın içerisine girerek batarak bakınız bir tane trabzanımı örüyorum modelimizi bir trabzanımız ve üç trabzan bir zincir üç trabzan üç trabzan bir zincir üç trabzan ve aradaki bir trabzanımızı örerek sıra başına kadar getiriyoruz Beyaz ipimizle modelimizi örerek geldim. Diğer uç noktamıza kadar trabzanlarımızın üzerinde örerek tamamladık. Sırasıyla bakınız her bir modelimizi ördük. Şimdi diğer tarafta morumuz kalmıştı. Morumla bu yönden devam ediyorum. Bakınız beyaz ipim bu yönde kaldı. Koparmıyorum ipimi. Bu yönden hemen birinci trabzanımın üzerine geliyorum. Her iki ilmeğini de aynı anda alarak trabzanımı örmeye başlıyorum 1 2 3 3 tane zincirimi çektim ikinci trabzanımın üzerine batıyorum ve trabzanımı örüyorum üçüncü trabzanımı da ördükten sonra tığımın başını dolayarak modelimin bir tane zincirin içerisine girerek 3 tane trabzanımı örüyorum 2 ve 3 bir zincirimi çekiyorum Tekrar 3 tane trabzanımı aynı yere örüyorum. Yani alttaki modelimizin aynını tekrar ediyoruz yalnız. Beyaz ipimiz diğer tarafta kaldı. Mor ipimiz bu yönde. Bu yönde kalan ipimi bu yönden devam ediyorum. Öbür tarafta kalan ipimi de o yönden her seferinde kopartarak örmüyorum. Kaldığı yerden devam ediyoruz. Her seferinde zaten yerleri değişecek. Bir e, mor o tarafa geçerken beyaz bu tarafa geçecek. Bakınız modelimizi aynı şekilde uyguluyoruz. 3 tane trabzanımı daha örüyorum. 1 2 ve 3 bir tane trabzanım hemen üzerine örüyorum ve beyazdan tarafta ipimi bıraktığım yöne doğru ilerliyorum oradan e, beyazımı örerek geleceğim mor kalacak yani ipimizin nerede olduğu önemli değil sırası biteni diğer rengimizde örerek istediğimiz boyuta gelene kadar büyüteceğiz yeleğimizi renklerimizi değiştirerek ördüm 1 2 3 4 5 6 6 sıra morumu ördüm 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. 5 sıra morlarımızın arasında beyazımız var. Son 3 sıra daha beyazımı ördüm ve bu şekilde yeleğim istediğim boyuta geldi. Şimdi bu beyazımın uç kısmını tığlamak istiyorum. Ya artık bu son sıramız olacak. Şöyle tutuyorum tığımı. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen ikinci sıradaki zincirimin üzerine batıyorum tekrar diğer sıradaki zincirimin üzerine batıyorum ve birer birer sık iğnemi yaparak diğer uca doğru ilerliyorum bir tane zincir çektiğim yere bir iki tane sık iğne batıyorum diğer trabzanlarımın arasına ise birer tane sık iğne örüyorum bakınız birin sağına ve soluna da birer tane batıyorum bir trabzanımızı ve yeleğimizin etek ucunu belirlemiş oluyoruz bu şekilde. Tam bir zincirin olduğu yere geliyorum. 1 ve 2. Diğer trabzanlarımızın üzerine ise birer tane sık iğne yaparak ilerleyelim. Ve yeleğimizin bu uç kısmını tamamlayalım. 2 tane 1 2 ortaya geldim 2 tane ve devam ediyorum. Birer birer 2 Evet bu şekilde diğer uca kadar örerek tamamlayalım. yeleğimizin etek kısmını tamamladık. Birer sık iğne ördük. Ortadaki zincirlerin olduğu yere iki sık iğnemi tamamladıktan sonra yeleğimin koluna da aynen buradaki modelimizi sadece beyaz rengiyle uyguladık. Yani robamızda bütünlük oluşturması için İki sıra beyazımla ördüm. Şimdi diğer kolu sizlerle birlikte örmeye başlayalım. Hemen tığıma bir tane düğüm atıyorum. Şu şekilde düğümümüzü atalım. Şuradaki modelimizin içinden örmeye başlayalım. Şu modelimin içine giriyorum. 1 2 3 Modelimizi buraya kuralım. İki trabzan ve üçüncü trabzanımı örüyorum. Bir zincirimi çekip aynı yere üç tane daha trabzanımı örüyorum. Yani modelimizi kolumuzun altından kurmaya başlıyorum. 3 tane trabzan, bir zincir, 3 trabzanımı kolumun altına ördükten sonra bakınız iki tane modelimiz vardı. Birinci modelime e, grubumu oluşturdum. Şimdi ilerliyorum. Bakınız ikinci. Grubumun içerisine sadece tek trabzan örüyorum. Şu kısmı tamamen atlıyorum. Tam ortaya geliyorum. Bir tane trabzan örüyorum. Dönüşümüz yumuşak bir dönüş olsun. Ve kol altına modellerimiz yığılmasın. Trabzanımı ördükten sonra yandaki devam eden trabzanımı görüyorum. Ve artış yerimdeki yapmış olduğum bakınız devam eden trabzanlarımın olduğu bölümü görüyorum. Ve tığımın başında doluyorum Hemen artış yerimin yanındaki trabzanın tepesine gelerek batıyorum ve 3 tane trabzanımı örüyorum 3 bir zincirimi çekip aynı yere 3 trabzan daha örüyorum 3 tam başını doluyorum 1 2 3. trabzanımın üzerine bir tane trabzanım örüyorum tekrar sayıyorum 1 2 3 3. trabzana batıp 3 trabzan, 1 zincir 3 trabzan grubumu örüyorum bir zincirim ördüm tekrar 3 trabzanımı örüyorum 2 ve 3 ve sayıyorum 1 2 3 tek trabzanımı örüyorum ve sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz Evet bir uçtan diğer uca kadar sıramızı dolandım tam 6 tane modelimizden koydum 1 2 3 4, 5 ve 6. 6. modelimizi de koyduktan sonra yani bu 6 tane trabzanımızın olduğu bölümü şöyle bakıyoruz. Bakınız 1, 2, 3, 4. 4 tane zincirim kaldı. Yani trabzanım kaldı. Tığımın başında oluyorum. 1, 2, 3.ye gelerek batıyorum. Trabzanımı örüyorum. Ve bir önceki yani ilk başlamış olduğumuz sıradaki 3 zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve yandan ilerliyorum trabzanımın üzerinden ortadaki bir zincirin olduğu yere geliyorum 1 2 3 3 zincirimi çekip aynı yere giriyorum 1 2 toplamda 3 tane trabzanım oluyor bir zincirimi çekiyorum ve 3 tane trabzanımı örmeye başlıyorum 2 ve 3 devam ediyorum bir tane trabzanımın üzerine yine bir trabzan Alttaki kurmuş olduğumuz düzenimizin aynısını tekrar ediyoruz. Teklerin üzerine tek, 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzan diye devam edelim. Tek. Evet sıramızı başlangıç yerimize kadar örerek gelelim sıramı bir uçtan bir uca kadar örerek tamamladım yine başlangıç noktama geldim tek trabzanımı yaptığım başlangıç noktasının 3 tane zincirin olduğu yere gelerek batıyorum ve ikinci zincirimin üzerine batıp bir tane sık iğne örüyorum bir zincirin olduğu yere bir ve iki tane sık iğne örüyorum diğer trabzanlarımı bir iki üç her birine birer tane batıyorum aradakine giriyorum bir tane ve diğer trabzanlarımı sırası ile üzerlerine birer sık iğne batarak ilerliyorum sadece bir zincir çektiğim yere iki tane sık iğnemi örüyorum ve bu şekilde bitiriyorum Yeliğimizin kenarlarını lila rengimizle tığlamaya başlamıştık. Bir uçtan diğer uca kadar tığlayarak geldim. Ee, Aşağılara her bir trabzanı başına dolayıp bir defa battım. Bu yukarıdaki bu görmüş olduğumuz yan kısımları ise her bir trabzanımızın arasına iki defa başına dolayarak battım. Şimdi e, boyun bölgesine de. Bakınız başını dolayarak her bir trabzan arasına birer birer batarak geldim. Şimdi tam V yakamızın bu uç noktasındayız. Buraya bir tane ilik açmak istiyorum. Aslında iliğimiz tabii ki kız çocukları için sağ tarafta olacaktı. Ama ben burada unuttuğum için bu tarafı açmak istiyorum. Düğmemizi buraya, iliğimizi buraya yapacağız. Tam uç noktadayım. Şimdi iliğim için zincirimi çekmek istiyorum. 1, 2, 3 3 tane zincirimi çekiyorum hemen tığımın başını dolayarak yandaki trabzanın içerisine girerek hepsini aynı anda çekiyorum tekrar tığımın başını doluyorum ikinci kez aynı yere batıyorum ve devam ediyorum ikinci kez sıradaki trabzanlara ikişer ikişer başını doluyorum batıyorum tek seferde çekiyorum başını doluyorum aynı yere tek seferde çekiyorum sıradaki trabzanın beyaz bakınız orada daha net görünecek batıyorum birinci kez hepsini aynı anda çektim tekrar başını doluyorum ikinci kez giriyorum tek seferde çekiyorum ve aşağıdan devam etmekteyim tek seferde bu şekilde İkişer ikişer e, trabzanlarımızın arasını dolduralım. Etek uçlarına birer birer doldurdum. Zaten bakın sık iğne yapmıştık. Her bir sık iğneye birer defa başını dolayıp tek seferde çektim. Yakamızda tekrar hatırlatmak istiyorum. Şu beyaz bölgemizin bakın beyaz bölgemizin trabzanın olduğu yerleri iki iki girdim. Sadece boyun bölgesini birer birer ördüm. Boyun ve kollarımızı. Diğer Artış yerimden itibaren 2-2 örerek yeleğimizi tamamlayalım. Şimdi aşağıya da bitirelim. Evet sevgili dostlar yeleğimizi tamamladım. Bir tane düğmemi diktim. Ee, Yeleğim kullanılmaya hazır hale geldi. Kolunu sık iğne ile çevirdim. Yakasını başını dolayıp bir tane almıştım. Kollarımız sadece sık iğne olarak devam ettik. Diğerlerinin hepsini başını dolayıp tek seferde kenarlarımızı ördük. Evet yeleğimizin sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Hepinizin ellerine, emeklerine, güzel yüreklerine sağlık. Yeni çalışmalarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.